Karneyi alıp bana kırmızı karne verir misiniz? Ne demek olmaz? Ne demek olmaz? Bu benim ayakkabılarımla uyumlu değil. Ben eve kadar nasıl gideceğim şimdi bununla? Rezil olurum, vallahi götüremem. Vallahi götüremem. Ay, almam ben bunu. Vallahi olmaz hocam. Hocam hiç kırık notum yok. Bunu düzeltin lütfen. Ben eve gideceğim şimdi, herkes bana aferin diyecek. Kavga dövüş olmayacak. Babam bana çakmayacak yani. Babam bana çakmayınca ben karneyi ne yapayım? Kavga dövüş olmayınca ben karneyi ne yapayım ya? Aa, 4 tane zayıfım var. Ama üzülmeyin hocam. İkinci dönem çalışıp düzeltirsiniz. İkizim, biliyor musun? Eve gidince dayak yememiz çok büyük bir ihtimal. Karnımız çok kötü çünkü. Dayak mayak yok. Dayak mayak yok. Şiddete karşıyım. Ben onları çamaşır suyuyla düzelteceğim çünkü. Yıllardır böyle yapıyorum dostum. Tertip ve düzen 3 demişsiniz. Nasıl olabilir böyle bir şey? Ay bak, bakın, benim tertip ve düzenim 3 ise bunlarınki 0'dır. Bunların emini bok götürüyor. Hayır, siz kimsiniz benim tertip ve düzenime not verebilecek? Siz kendinize bakın önce. Her gün burada sizin çorap kokunuzu çekiyoruz öğretmenim. Bir şey diyor muyuz biz? Hocam teessüf ederim. Gerçekten hiç beklemezdim sizden bunu. Başarılarının devamını dilerim demişsiniz. Dilemek he? İşim duaya mı kaldı benim hocam? Dilemek. Ben dilenci miyim? Başarı mı dileniyorum burada? Benim için bir şey dilemeyin. Ben başarırım zaten. Ne diliyorsunuz siz ya? Ha, öğretmenim, düşünce kısmına hayırlı bir kısmet bulursanız verin yazar mısınız? Evlenmek istiyorum artık, yeter, yaşım geçti benim. Evde kaldım artık ben galiba. Hocam kusura bakmayın ama derslerinize geç geliyorum diye beni sınıfta bırakamazsınız. Ben boğa erkeğiyim. Benim erken gelmek gibi bir problemim olamaz. Erken gelirsem sağda solda demezler mi? Boğaya bak, erken gelmiş diye. Ah, rezillik! Öyle bir şey ben hayatta düşünemiyorum. Benim hayat felsefeme ders bir kere. Ben her zaman geç gelmeyi prensip edinmiş bir insanım. Kız zilli, kaldır o takdiri, seni sokarım bir yerine. Senin nasıl takdir aldığını bak herkes biliyor burada. Söylettirme şimdi beni. Senin beden eğitimde giydiğin taytı millet tanga diye giyiyor. Biz namusumuzla sınıfta kaldık, tamam mı? Senin gibi orospuluk yapmadık yani. Hocam bana takdir vereceksiniz. Bana takdir belgesi vereceksiniz hocam. 3 sayfam olsa da bana takdir vereceksiniz. Benim bu okula gelmem zaten bir onur ve şereftir sizin için. Bir onur duyacaksınız. Bir insan bir mahcup olur ya. Bu adam bizim okulumuza geliyor. Bari utanmayalım da bir takdir verelim buna dersiniz ya. Ya bu eğitim sistemi çökmüş ya. Bu eğitim sistemi bitmiş ya. Öğretmenim kusura bakmayın da gençliği böyle takdirle teşekkürle kandıramazsınız. İş var mı iş? Yok. Hocam karneyi aldım, teşekkürler, ama bu takdiri kabul edemeyeceğim, teşekkür ederim. Milli eğitim sistemi bizi henüz takdir edebilecek bir seviyede değil. Ancak ben onları takdir edebilirim, ben onlara bir takdir verebilirim yani. Eğitimci kimliğinize saygım sonsuz ama öğretim sıfır. Hocam gençliğe laf ediyorsunuz, beyinsiz, akılsız, yoldan çıkmış diyorsunuz. Ben akşamları öğretmenlerin Instagram hesaplarına bir giriyorum. Geceleri barda pavyonda eğleniyorlar, içiyorlar. Geliyorlar burada duman altında sigara içiyorlar. Nasıl örnek olunacak hocam? Nasıl örnek olunacak hocam? Böyle olmaz. Lütfen. Önce örnek olacağız. Sonra öyle yani, öyle yani hocam. Kusura bakmayın bunları söylemek acı ama eğitim sisteminde biraz daha bir şey yok.